İyi akşamlar sevgili Kanal 5 izleyicileri. Yeni bir önce eğitim programıyla bu hafta da birlikteyiz. Değerli izleyiciler, öğrencilerimizin tabiri caizse çok relax olduğu bir dönem yaşıyoruz. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gündür tatildeler çocuklarımız ve yarın da Ankara Valiliği tatil olduğunu ifade etti. Ve biz hazır bu tatil dönemini yakalamışken Türkiye'de eğitime dair her şeyin konuşulduğu programda çocuklarımızın aslında eğitilmesi gerektiği bir meseleyi konuşacağız değerli izleyiciler. Sanat eğitimini konuşacağız. Türkiye'de sanat anlayışını konuşacağız. Malumunuz insan çok yönlü eğitim gereksinimi olan bir varlıktır değerli izleyiciler. İnsan eğitiminin başlıca yön ve bileşenlerinden birisi de sanat eğitimidir diyoruz. Sanat, bireyin yaşamının hemen hemen her anında onun ayrılmaz bir parçasıdır. Sanat ve buna bağlı olarak sanat eseri, insan yaşamının belli zaman dilimlerinin sembolleşmesini, bireyin yaşamının o anki kesitinin kayıt altına alınmasını sağlar. Ve biz bugün unutamayacağınız bir eğitim programı hazırladık sevgili izleyiciler. Konusunda üstad olan, uzman olan iki tane sanatkarımızla birlikte evlerimize konuk olacağız. Sayın Bahtiyar Hıra, Ebru sanatçısı hocamız ve Sayın Mehmet Veli Palaşoğlu, ressam, karikatürist sanatçımız. Mehmet hocam hoş geldiniz yayınımıza. Bahtiyar hocam sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Teşekkür İyisiniz ederiz, inşallah. İyiyiz. Teşekkür ederiz. Allah iyilikler versin. Gördük. Teşekkürler. Çok sağ olun. Mehmet hocam sizler de iyisiniz. Sağ olun. Teşekkürler. İyiyiz. Allah iyilik versin. Evet şimdi iki sanatkarın ortasında program yapmanın zorluğunu yaşamıyor değilim. Kendinizi tanıtarak başlar mısınız Bahtiyar hocam? Bahtiyar Hıra kimdir? Nerelerde sanatını icra eder? Bahtiyar Hıra, Ebru ustası. 1964 doğumlu. Ankara'da yetiştim. Eğitimimi Ankara'da aldım. Yaşamın belli bir döneminden sonra Ebru ile tanıştım. Hobi olarak başladım. Bu hobi bana tutku halinde ilerledi. Daha sonra mesleğim oldu. 17 yıldır Ebru uygulamaları yapıyorum. Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da sanat çalışmalarımı yürütüyorum. Çok güzel, çok güzel. Allah sanatınıza zeval vermesin. Amin diyelim. Cümlemize. Peki Mehmet hocam, Mehmet Paşaoğlu kimdir? Evet, Mehmet Veli Paşaoğlu. Evet. Mehmet Veli Paşaoğlu, ben de uzun yıllardır Ankara'da yaşıyorum. Kahramanmaraşlıyım. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 20 yıllık öğretmenim. Gerek merkez teşkilatta, gerek okullarda görev aldım. Şu anda halen Milli Eğitim'in okullarındayım. Karikatür, grafik, ufak çapta animasyon. Bunlarla hep uğraştık. Bunlarla okullarımıza materyal hazırladık. Zevkliydi, ürettiğimi zannediyorum. Hala da devam ediyoruz. Şimdi de öğrenci yetiştiriyoruz. Çok güzel. Peki öğrenci yetiştiriyoruz sorusunun hemen arkasına ben şöyle bir soru iliştirmek istiyorum hocam müsaadenizle. Buyurun. Sanat eğitimi kaç yaşında başlar sizce? Şimdi biz ekrana aşina bir toplumuz. Evet. Ve bu toplum ben işte bağlama çalmayı 3 yaşında öğrendim diyen çok sanatkarlara evet, çok evet. alışkın. Ya da işte evet. resim çizmeye 4 yaşında başladım diyen üstadlara çok aşina. Sanat eğitimi kaç yaşında başlar hocam? Vallahi kendime örnek vereyim. Kendim bildim bile resim çiziyorum. Yani bu çok iddialı olacak ama bu 3 yaş mıdır, 4 yaş mıdır kendimi bildim bileli. Yani şu günde ben resme başladım diye ben bir şey bilmiyorum. Kağıtla kalemle ne zaman tanıştıysam çok ufak yaşlarda demek ki yani hani su akar yolunu bulur misali. Çok çalışarak, yetenek tabii mutlaka içinde var ama çok severek, çok çalışarak bu zamanlara kadar geldik. Ama bütün hayatımın bütün aşamalarında ben hep resim çizdim.
Ve zevkle resim çizdim. Hala da çiziyorum. Karikatür çiziyorum. Şimdi bu soruyu... Yani ben buna 3 yaş ya da 5 yaş dahi diyemiyorum. Anladım. Bahtiyar Hocam, malumunuz siz de bir eğitimcisiniz. Sanatkarlar yetiştiriyorsunuz topluma. Anne babalarımızın, ebeveynlerimizin çok merak ettiği bir soru bu aslında. Yani ben çocuğumun sanata meyyal birisi olduğunu nereden anlarım? Onun konuşmasından mı, onun adabından, edebinden mi, onun işte ritim tutmasından mı ya da çizgileri kaliteli çizmesinden mi? Bir ebeveyn çocuğunun sanata meyilli bir çocuk olduğunu nerelerden anlar hocam? Şimdi biraz önceki sorunuzdan başlayalım, arkadaşımıza yönelttiğiniz sorudan. Bir insan sanata aslında doğuştan başlar. Önce annesinin güler yüzünü seyrederek, daha sonra Yaradan'ın kainata verdiği o sanatı seyrederek, biriktirerek başlar. Sonra uygulayarak, gözlemleyerek başlarken daha sonra uygulamalar başlar. İşte bu kimisi çizer, kimisi bir müzikte ritim tutar, kimisi sadece seyreder, kimisi çözer, kimisi çamur yapar. Yani herkesin ilgi alanı farklıdır. Herkesin, her kişinin ayrı bir zekası vardır. Kiminin görsel zekası daha fazladır, kiminin matematiksel zekası daha fazladır. Bunları en iyi anne baba gözlemler. Ama bunun yanında öğretmenlerin tavsiyesine de mutlaka uymak gerekir diye düşünüyorum. Çocuğunu izleyen, gözleyen insanlar bunu çok çabuk fark edecektir. Yani çocuk neyi istiyorsa aslında biraz onu denemesine izin vermek lazım. İzin verdiği zaman, onda başarılıysa o yöne yönlendirmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet, şimdi tabii annelerimiz özellikle evlerinin temiz kalmasını arzulayarak çocuklarının elinden hep boyaları alırlar. Bence anneler o konuda çok hata yapıyorlar. Günümüzde annelerimiz maalesef evimizi temiz, düzenli tutacağız. Gelen misafirim düzgün görsün diye maalesef kendilerini temizliğe köle ediyorlar. Yani bize hizmet etmesi gereken eşyaları hizmetkarı oluyorlar. Maalesef. Bıraksın ortalık dağınık kalsın. Bırakın bazı yerler boya olsun yani. Çocuk biraz özgür yetişsin, kendini ifade etsin. Ruhunu geliştirsin. O iç dünyasını yansıtsın ki anne ve baba o çocuğun ne hissettiğini görebilsin, anlayabilsin. İçinde neler yaşıyor onu görsün. Çocuğu sürekli kısıtladığınız zaman ne oluyor? Bir de şimdi çocuklar sokakta da oynamıyorlar. Sürekli dört duvar arasındalar. En fazla gittikleri yer kreş. Evet, yani, evet. Ne yaşıyor, ne yapıyor çocuk, ifade etmesine izin verilmiyor evde. Yani bilemiyorum. Ben bu annelerin davranışlarını çok uygun bulmuyorum. Çocukların kendilerini ifade edebilmeleri için çeşitli evde aktiviteler yapması lazım. Onların tabii ki her isteği, bu yaşam şartlarında her isteğine karşılık veremiyoruz ama bazı isteklerine, çok ilgi duyduğu isteklere yönelmesi için teşvik edip fedakarlık yapmak gerekiyor ebeveynlerin. Bu anne de dahil, baba da dahil. Yalnız şimdi tabii bu düşüncenin arkasında yatan aslında böyle canavarca dişlerini göstermiş daha tehlikeli bir düşünce daha var. Yani dedik ya, boyaları çocukların önüne vermiyorlar. Eşya kölesi oluyorlar annelerimiz, babalarımız. Hı hı. Aslında bunu sağlayan etken, yavrucuğum resimle karın doymaz ki, şiirle, sazla, cümbüşle karın doymaz ki, karikatürle, ebruyla karın doymaz ki diyen bir anlayış aslında. Karının dışında bir de ruhumuzun doyurulması gerekiyor. Evet. Ruh doyurulmayınca karın, tabii ki mutlaka önce karın doyurulacak. Bir insan karnının gurultusunu duyuyorsa ruhunun sesini duyamaz. Ama şu anda çok az insan, bizim toplumumuzda çok az insan dediğimiz gibi aç bir şekilde. Ruhumuzun sesini kim susturacak peki? Bir de öyle bir şey var değil mi? Tabii toplumumuzun inanın büyük bir kısmı bunu düşünüyor. Evladım ilk önce hukuk okuyacaksın, ondan sonra resimle uğraşacaksın. İlk önce tıp okuyacaksın, ondan sonra şiir yazacaksın. Bana göre, maalesef böyle düşünüyoruz. Bana göre kendini ifade edebilen çocuklar, sosyal insanlar, sosyal çocuklar, sosyal gençler branşlarında çok daha başarılılar.
bir sanatla uğraşan çocuklarımızı ben daha başarılı görüyorum. İzliyorum, gözlüyorum. Benim öğrencilerimde 70 yaşında, 75 yaşında öğrenci de var. 9 yaşında öğrenci de var. Bakıyorum biz mesela bir 50 yaşındaki ya da 30 yaşındaki bir insana gösterdiğim bir şeyi 4 kere 5 kere gösterirken bir ilkokul talebesi 8 yaşındaki 9 yaşındaki çocuğa bir kere göstermem yeterli. Onların algıları daha güçlü, daha çabuk alıyorlar. Neden bu algıları kuvvetliyken güzel şeylere yönelmiyorlar, kendilerini ifade edebilecekleri sanatlarla uğraşmıyorlar, kendilerini deşarj edip diğer alanlarda daha iyi çalışmıyorlar? Değil mi? Hı-hı. Şimdi Mehmet Hocam, Orta Çağ'ın skolastik düşüncesinden Avrupa'yı kurtaran olgu Picasso'nun o fırça darbelerini özgürce kağıda vurması. Kısaca bu. Evet. Ve Avrupa'ya Rönesans denilen, işte reform hareketleri denilen bir revizyon başlatmış. Evet. Picasso'nun o özgürce fırçasını vurabilme anlayışı. Tabii ki özgür düşüncenin bilimi tetiklediğinden, özgür düşüncenin sanatı tetiklediğinden bahsediyorum. Sizce eğitimde ve dolayısıyla sanatta özgür düşüncenin yeri nedir? Eğitimde ve sanatta özgür düşüncenin yeri. Zaten ikisini birbirinden çok ayırt edemiyoruz. Yani eğitimle sanat. Birbiriyle zaten beraber gidiyorlar. Beraber gidiyorlar. Bu tabii sanatçının dünyaya bakışı, kendi çevresindeki bakışı, o eleştirisel yönleri de alması. Sonuçta yani Picasso'dan örnek verdiniz. Picasso zaten bir dahiydi. Resim dahi yapmasaydı, eğer müzisyen dahi olsaydı inanın gene aynı süreçleri yaşatacaktı. Bunun dışında sanatçı zaten kendisi özgür. Özgür de bırakılması gerekiyor. Burada ne verebiliriz? Biz yaptığımız çalışmalarla, ki zaten böyle bir sorumluluğumuz da var, bunları belli bir noktaya kadar getirebilmek. Şimdi gündem olduğu için evet. Ve sizin mesleğinizle de biraz ilintili olduğu için bu konuyu açmak istiyorum müsaadenizle. Buyurun. Malum haliniz Fransa'da bir terör saldırısı gerçekleşti bir dergiye. Bu saldırıyı biz esefle kınıyoruz ve İslam'la asla bağdaştırılmaması gerektiğini savunuyoruz ve altını kalınca çiziyoruz. İslam'ın, dinimizin teröre asla prim vermediğini ısrarla altını çizerek evet. ifade ediyoruz. Lakin bu saldırıyı gerçekleştiren güçlerin o dergiye saldırıda bulunurken sebep olarak Peygamber Efendimiz'in karikatürize edilmesini gösterdiler. Sizce sanatta o noktada özgürlüğe dur denmeli miydi? Dur denmeliydi. Değil mi? Benim de tabii görüşüm dur denmeliydi. En azından saygı gösterilmesi gerekirdi. Bunun tabii bedeli böyle bir eylem olmayıp hukuki açıdan yasal yollardan bunlar aranmalıydı. Yani en azından protestolarla buna bir tepki verilebilirdi. Tabii yapılan bu eylemi biz de esefle kınıyoruz. Olmaması gerekirdi. Ama tabii mizah dergilerinin de kendi için en azından tam özgürlük diyoruz ama bir sorumluluğu olması gerekirdi. Maalesef iş bugünlere kadar geldi. Olmaması gerekirdi. Olmaması gerekirdi. Bundan kim zarar görecek? Bundan yani inşallah İslamiyet böyle bir zarar görmez. Görmeyecek. Ona inanıyorum. En azından sağduyulu insanların da olduğuna inanıyorum. Olmaması da gerekirdi. Rahmetli hocam Erol Güngör, Allah mekanını cennet etsin. İslam'ın meselesi olmaz derdi. Evet. Müslüman'ın meselesi olur. İslam'ın sorunu olmaz. Müslüman'ın sorunu olur derdi. Elbette bu bir İslam sorunu değil. Evet. Müslüman sorunudur. Evet.
ve biz şiddetle kınadığımızı tekrar ifade etmek istiyoruz. Tabii sevgili Bahtiyar Hocam, burada dinin sanata bakışına aslında çok girmek istemiyorum ama siz reklam arasından sonra sanatınızı icra ederken böyle kısa bir muhabbet açmayı düşünüyorum bu konuyla ilgili. Türkiye'de sanatkara bakış açısı nedir hocam? Yani biraz önce çok amiyane tabirle, resimle, şiirle karın doyurulmaz evladım diyen bir toplumdan bahsettik ama sanatkara Türkiye saygı duyuyor mu? Sanata saygı duyuyor mu? Sanata saygı duyuyor Türkiye aslında. Ama desteklemeye gelince onu çok göremiyoruz. Hani sanatla uğraşan insanlara imrenerek bakıyorlar. Yani ben kendi açımdan değerlendireyim. Ben bir gösteri yaptığım zaman ya da bir uygulama yaptığım zaman herkes hayranlıkla bakıyor. Bunu Türkiye'de de aynı, yurt dışında da aynı. Çünkü normal bir vatandaşın uğraşmadığı, yapmadığı bir şeyi yapıyorsunuz. Kendinizi özgürce, ben mesela teknenin başında kendimi özgürce ifade edebiliyorum. İşte bunu bir çiçek yaparken yapıyorum. Kimi zaman mütevazi bir çiçek yapıyorum. Kimi zaman hoyrat bir tomurcuk yapıyorum. İç dünyamı oraya yansıtıyorum. Çoğu oradaki yansıtmaları görüyor. Yani yaptığım çalışmalardan benim karakterimi, benim düşünce yapımı direkt çözen insanlar dahi çıkıyor ve hayranlıkla bakıyorlar. Yurt dışına çıktığım zaman orada çok daha büyük bir hayranlıkla bakıyorlar. Çünkü Ebru sanatı çok yakın bir zamana kadar Avrupa'da çok fazla yaygın olmayan bir sanattı. Ama şimdi Avrupa'da da uygulanıyor, Asya'da da uygulanıyor, Doğu'da da uygulanıyor, Batı'da da uygulanıyor. Güzel tepkiler alıyorum. Sanatla uğraştığım için evet güzel tepkiler alıyorum. Takdir görüyorum. Çok güzel. Yani ruhunuzu doyuruyorsunuz kısaca. Aynen öyle. Ruhunuzu doyuruyorsunuz. Peki Mehmet Hocam, siz EİTEK'le de ilintili birçok projenin altına imza attınız. Türkiye'de yeni yeni sanat ve spor liseleri açılıyor. Mesela Ankara'da sanırım bir tane sanat özel sanat lisesi var. Bir tane de devletin sanat ve spor lisesi var diye düşünüyorum. Bu liselerle ilgili neler düşünüyorsunuz? Yeterli midir? Yani bir metropol kentte, bir başkentte iki tane sanat okulunun olması. Tabii yetersiz. Özel spor lisesi zaten voleybol. Evet, voleybol okulu. Evet. Yani bundan tabii sayıların çok arttırılması lazım. Ki talebin de olduğunu biliyorum. Çünkü gençlerimiz spora da buna da ihtiyaçları var. Bunu profesyonel yapmak da istiyorlar. Dediğiniz gibi güzel sanatlar liselerinin de spor liselerinde sayısının arttırılması gerek. Verilen eğitimleri yalnız beğeniyorum. Şu andaki verilen eğitimleri beğeniyorum. Peki bu liselere de giriş yine bu TEOG mantığıyla, yetenek sınavlarıyla alınıyor değil mi bu liselere? Yetenek sınavı alınıyor. Başarılı öğrencilerin de olduğunu zaten duyuyorum. Evet. Yani okullar güzel çalışıyor. Yani amaçlarına çok uygun gidiyor. Fakat dediğiniz gibi sayı çok yetersiz. Yoksa mesela Güzel Sanatlar Lisesi yani yeni bir lise değil. Spor lisesi yeni açıldı. Ama sayı yetersiz. Sayı yetersiz. Sayı yetersiz. Ben geçen sene Ankara'da bir özel lisenin bu bağlamda seminerlerine katılmıştım. Okul idarecilerinin en büyük handikapı tedirginliği. Biraz önce Bahtiyar Hocam'a da arz ettiğim meseleydi. Yani Türkiye'de velilerin sanata ve spora bakış açısının maalesef olmaması. O liselere de öğrenci göndermede sıkıntı yaşıyordu insanlar. Yani işte mezun olduktan sonra ne olacaksın? Tabii Ankara büyük bir şehir. Fakat başvurulara baktığımız zaman çok ciddi bir başvurular var bu okullara. Yani bizlere de soruyorlar işte çocuğumuzu göndermek istiyoruz. Ne yapabiliriz? Nasıl yetiştirebiliriz? Yani gelen tepkiler esasında ailelerin, bilinçli aileler diyeyim buna. Tabii çocukların da
bu yöndeki eğilimlerini görüyorlar. Onlara destek olmaya çalışsam. Ailelerimiz de var ama dediğiniz gibi ya en azından o branşta çalışmak isteyen bir yerlere gelmek isteyen çocuklar için ideal liseler. Bizim zamanımızda böyle liseler yoktu. Bu bir imkan meselesi. Şu anda var. Bunları da tabii değerlendirmek lazım. Bana göre sayıların tekrar söylediğim arttırılması lazım. Çünkü okulun kapasiteleri maalesef her öğrenciyi oraya rahat rahat alamıyoruz. Yani her öğrenci derken genelde zaten yetenek çocuklar buralara katılıyor. Bunların içinden bir eleme yapılıyor. Evet. Bu yüzden de yani bu elemelerde de yani ya kontenjanların okulların büyütülüp kontenjanların biraz daha arttırılması lazım. Ya da yeni okullara ihtiyaç var. Anladım. Çünkü büyük potansiyel var. Anladım. Peki Bahtiyar Hocam, Güzel Sanatlar Akademisi yani meselenin üniversiteleşmiş hali. Buralara da özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alıyorlar değil mi? Evet. Peki Güzel Sanatlar Akademisi'ne giden bir öğrenci işte görsel sanatlar, ses sanatları vesaire bu tip ayrımlara giriyor. Evet. Ve bu okullardan mezun olduktan sonra istihdam sahaları var mı bu çocuklarımızın? Maalesef çok fazla yok. Evet. Müzik olsun, müzik falan var ama resim öğretmenlerimiz dahi artık zor atanıyor bildiğim kadarıyla. Konservatuvar öğrencileri buna göre biraz daha sıyrılabiliyorlar. İşte şov dünyası olsun, evet, televizyon, radyo olsun. Onların imkanları biraz daha fazla ama geleneksel sanatlarda çok az atamalar oluyor. En fazla halk eğitimlerde öğretmenlik yapabiliyorlar. Zaten üniversitelerde güzel sanatlarda büyük bir yelpaze olarak eğitim veriliyor. Her üniversitede her alan tam anlamıyla maalesef eğitim verilemiyor. Yüzeysel olarak geniş bir yelpaze olduğu için hepsinden biraz biraz mezun olan çocuklarımız zaten sadece o sanatın nasıl yapıldığı hakkında bir bilgisi oluyor. Genel bir bilgisi oluyor. O konuda çok fazla bir bilgisi olmuyor maalesef. İşte atıyorum yine ben kendi alanımda geleneksel sanatlar bölümü mezunu olan arkadaşlarımız geliyor. Ben halk eğitimde eğitmenlik yapmak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilemiyorum. Ne yaptın kızım şimdiye kadar? İşte hocam biz 1-2 saatlik bir ebru yaptık, boya ezdik. 1-2 defa uygulama yaptık, o kadar. Ve onunla hadi gidin eğitim yapın diye işte şey yapıyorlar, diploma alıyorlar. Eğitim yapmak istiyorlar. Nasıl yapabilirler bu kadar bir bilgiyle? Maalesef yapamıyorlar. Özel eğitim almaları gerekiyor. Kiminin gücü yetiyor, kiminin yetmiyor. Dediğim gibi hani alan da yok. Atama yapılabilecek alan da yok. Aslında her okula, bırakın güzel sanatları, her ilkokula, her ortaokula, liseye, artık ortaokul kalmadı da liselerimize bir atölyeler kurulması gerekir. Ne bileyim bir heykel sınıfı olmalı, bir resim sınıfı olmalı, bir müzik sınıfı olmalı. Mutlaka vardır ama her sınıfın atölye bazında bir şeyi olmalı. Uzantısı olmalı. Uzantısı olmalı. Oraya gerçekten hani bölüm mezunları tamam ama iyi eğitilmiş, o işin üstadı olan insanlardan yardım alınmalı. En azından danışmanlık alınabilir diye düşünüyorum. Ya da işte güzel sanatlar bölümünden mezun olan arkadaşımıza imkan verilip sen bu alanda kendini daha iyi geliştir. Burada bu şekilde eğitim ver denilebilir. Yani atama yapılmıyorsa dahi en azından ücretli öğretmenlik kontenjanından, ücretli öğretmenlik mantığıyla okulun bir sanat danışmanı. Her olmalı. Okulun bir sanat olmalı. Danışmanı olmalı değil mi? Müthiş her okulun bir, fikir, bir evet. Sanat atölyesi mutlaka olmalı. Yani birkaç en azından 3-4 branşta atölyelerin olmalı. Hiçbir okulda zannetmiyorum ki karikatür eğitimi verilsin. Bir orta ve lise düzeyde bir eğitimde hiçbir karikatür... Resim dersi haftada 1 saat. Beden eğitimi dersi haftada 1 saat. Evet maalesef. Ve siz bunun içerisinde karikatürü branş olarak mümkün değil. Hocam, veremezsiniz. Evet. Ben Dikmen Lisesi'nde okudum. O zaman bizim çok büyük bir spor salonumuz vardı. Kulplarımız vardı, sandıklarımız vardı, süngerlerimiz vardı. Atlardık, zıplardık. Şimdi ben
okullara gittiğim zaman, zaman zaman okullara gidiyorum. Spor salonları yok okullarda. Yok, evet, doğru. Yani bizim okulumuzun altı tamamıyla spor salonuydu. Bizim giyinebileceğimiz, kızların ayrı giyinebileceği, erkeklerin ayrı giyinebileceği soyunma odalarımız vardı. Şimdi okullar öyle oldu ki sadece öğrenciler yığılıyor. Bu çocukların dinleneceği, stres atacağı, bir tenis oynayacağı, bir şey yapabileceği bir salonları yok, bir şeyleri yok. Evet. Yani aslında devletimizin ve özel okullar yapılırken, kurulurken bunlar dikkate alınmalı. Apartmandan bozma, özel eğitim yapılan yerler değil de gerçekten eğitime uygun, bahçesi olan, kortu olan, bir tenis kortu olan, bir basketbol şeyi olan bir yerler gerekli. Evet. Çocukların oynayıp, ders aralarında oynayıp, zıplayıp enerjilerini atabileceği. Ya da kendi hocalarıyla baş başa kalıp atölye çalışması yapabileceği, etüt yapabileceği yerler gerekli. Evet. Hocam kısa bir ara vermemiz gerekiyor müsaadenizle. Sevgili izleyiciler, önce eğitim kısa bir aradan sonra devam edecek. Yalnız reklam arasından sonra sevgili hocalarımın o güzel sanatlarını nasıl icra ettiğini size göstermeye çalışacağız. Bizden ayrılmayınız efendim. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Önce eğitimde biz bugün Türkiye'de sanat eğitimini ve sanatkarları konuşuyoruz. Ve bu bağlamda da iki tane üstadımızla birlikteyiz. Bahtiyar Hıra, Ebru sanatçısı ve Mehmet Veli Paşaoğlu, ressam, karikatürist sanatkarlarımızla birlikteyiz. Şimdi ben programın reklam sonrası açılışını yaparken aynı zamanda Bahtiyar Hocam da teknesinde sanatını icra ediyor. Yönetmen arkadaşımız da Bahtiyar Hocam'ı gösterecektir şimdi. Evet hocam, o suyun bir adı olmalı. Normal musluk suyuyla mı yapıyorsunuz siz Ebru'yu? Teknemin içerisindeki daha önceki yıllarda kitre kullanılırken şimdi kıvam artırıcı olarak deniz yosunundan elde edilmiş kerajin kullanıyoruz. Kıvam artırılmış su yine. Evet. Bunun içerisindeki kerajin dediğimiz madde yediğimiz yoğurttan elimize sürdüğümüz krema kadar her şeyin içerisinde olan kıvam artırıcı bir madde. Yani suyu yoğunlaştırıyoruz. Evet. Yoğun bir suyun üzerinde yapıyoruz. Kullandığımız boyalar topraktan elde edilen boyalar. Boyanın teknenin üzerinde açılmasını sağlayan sığır ödü. Teknenin üzerinde boyamın açılmasını ve yüzeyde kalmasını, yüzmesini sağlıyor. Fırçalarım da at kılı ve gül dalından oluşuyor. Elimdeki aletlerimde küçük bir tahta parçasına çeşitli kalınlıklarda uygulanmış demir parçalar. Bunlara da biz diyoruz. Biz diyoruz, hı hı. Evet. Peki hocam, bu Ebru sanatının tarihçesi nerelere uzanıyor? Yani bu tamamen bizim kültürümüze ait bir sanat. Yanlış bilmiyorum, izah etmiyorum değil mi? Tam tarih olarak, net olarak bir şey bilinmiyor, evet. Aslında bakarsanız. Ama bir sürü rivayet var. Kimi Çin'den işte İpek yoluyla geçti, kimi İran'dan oldu. Kimi Türkistan'da ilk ortaya çıkıp İpek yoluyla yine dünyaya dağıldı, rivayet edildi. Hepsi rivayet. En eski Ebru 1400'lü yıllarda üzerinde tarih olan hat yazılı bir Ebru. Yani ondan önce de en az 150-200 yıl öncesine dayanır diye tahmin ediliyor yine. Yine tahmin. Evet. Tam tarih bilinmiyor maalesef. Peki hocam, buyurun. Vira bismillah diyelim. Peki Mehmet hocam. Buyurun. Karikatürün detayına inmeye başlayalım müsaadenizle. Bahtiyar hocam orada Ebru'sunu yaparken. Nedir karikatür? Karikatürü nasıl ifade edebilirsiniz? Karikatürü şöyle kısaca tanımlarsak, bir figürün, bir düşüncenin, bir olayın esprili bir şekilde çizim yoluyla anlatılması. Tabii sadece karikatür insanları gülümsetmek, güldürmek değil burada. Eleştirisini de yapıyor. Çünkü bu eleştiri daha sonra zaten o konunun olumsuzluklarının tespitinde de önemli. O eleştiri. Ve sonuçta da insanların o olumsuzluk üzerinde dikkatlerini çekmek. Tabii dikkatini çekerken de o olaya odaklanması. Onun
çözümlerinin bulunması bunlar amaçlanıyor. Evet. Karikatürü kısaca özetlersek resminde aynı zamanda bir dalı. Bizim resim neye odaklanmamızı istersiniz hocam? Ona göre bir icra alalım sizden evet, de isterseniz. Madem eğitim dedik burada. Evet. Eğitim üzerine ben de bir uygulama yapmak isterim. Peki tabii ki buyurun. Buyurun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, ben müsaadenizle sevgili yönetmenim Bahtiyar hocamın yanına gitmek istiyorum. Çünkü müthiş eser ortaya çıkıyor. Tamamen bizlerle verdiğiniz şekil. Evet, bunlarla boyamı damlatıyorum. Şekillendiriyorum. Önce fırçayla boyalarımı attım. Bu ciltleme sanatı olarak da bilinir mi hocam? Yani ciltleme sanatı değil ama cilt sanatında oldukça fazla kullanılmış. Evet. Zaten Ebru geçmiş yıllarda başlı başına bir sanat değil de yan sanat olarak daha çok icra edilmiş. Ciltlerde, hat yazılarının alt zeminlerinde, padişah fermanlarında, tesiplerde değerli kağıt olarak geçmiştir. Ama günümüzde Ebru o kadar çok gelişti ki başlı başına bir sanat. Biraz fazla açıldı boya. Sanırım ona ve bakmamıştım. Ve hiçbir Ebru'nun birbirine benzemediğini ifade eder. Aynen. Ebru ustaları. Aynen öyle. Şimdi bu mesela bunu kontrol etmeyi unutmuşum. Maalesef çok büyük açıldı. Toparlamaya çalışayım ama sürpriz. Evet. Biraz orantısız oldu maalesef. Ve Ebru yaparken sanatkarın ruh halini de tamamen yansıttığı ifade ediliyor. Tabii bununla ki, ilgili neler söylersiniz? Tabii ki insanın tamamıyla kendini yansıttığın bir şeydir sanat. Yaptığınız iş kendinizi yansıtır her alanda. O anki psikolojiniz, eğitiminiz, bilginiz, birikiminiz hepsi yaptığınız işte vardır. Evet, o büyük bir gonca oldu değil mi? Çok büyük bir gonca oldu maalesef. Çok güzel. Tamamıyla tedbir üzerine kurulu bir sanat. Evet. Boyanın bir tanesini kontrol etmeyi unutmuşum sanırım. Ya da karıştırmayı unuttum. O öyle açıldı. Onun nasibi öyle. Bu bir nasip değil mi? Hı hı, nasip. Nasipten evet. Öteye yol gitmez. Şimdi bir daha sefere ya onu kullanmayacağım boyayı ya da tekrar bakıp kullanacağım. Evet. Sevgili izleyiciler, suyun kağıtla buluşması ve o buluşmanın kağıda yansıması müthiş bir sanat gerçekten. Müthiş bir sanat. İnsanların üçte ikisi zaten sudur. Evet. Zaten topraktan meydana geliyoruz. Burada toprak var, su var. Biz buyuz zaten. Fırçadan dökülen damlalar bizim kendimiz. Biz buna çok fazla yön vermiyoruz. Yani bilinçli bir şekilde hani yapıyoruz ama külli irade ve cüz'i irade burada söz konusu. Cüz'i irade biz kendi rızamızla bu işi yapmaya niyet ettik. Bir gül yapayım dedim. Ama orada bir boyanın öyle birden açılması benim belki dikkatsizliğimden belki de onun öyle olması gerekiyordu. O külli irade değil mi? Hı hı, külli irade. Yani o boyanın aynen öyle. Kontrolsüz olması diyelim. Ya da işte kıvamının biraz daha farklı fazla olması. O da Yaradan'ın iradesi. Onu orada sizin bilemiyoruz. Elinizde bir şey yok. Hayatımızda aslında da geleceğimizi bilemiyoruz ya. Yani. Evet. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Orada ne olacağını bilmediğim için, ilk deneme olduğu için o öyle bir şey oldu. Ama şimdi o boyanın nasıl bana tepki vereceğini biliyorum. Ona göre davranacağım.
Bu Ebru sanatçılarının bir duası falan var mı hocam işine başlamadan önce? Ya Neler söylerler? herkes kendisine göre bir şey vardır. Bir besmele, ya nasip, herkesin kendine göre bir vardır mutlaka. İfade şekli vardır İfade şekli diyorsunuz. vardır. Zaten gönülle gelinen bir sanat. Evet. Ben Mehmet Vallahi hocama güzel. gideceğim müsaadenizle. Kitap taşıyoruz. Evet, kitap taşıyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Peki hocam, şimdi bunu Bahtiyar Hoca'yla da konuştuk. Kulak misafiri Evet, oldunuz. tabii. Burada da yansıyan bir irade var mı acaba karikatürde de? Var. Var. Yani ben ansızın işte hadi hocam eğitim konuşuyoruz, eğitim çizelim dedim. Aklımda yoktu mesela böyle bir şey çizmek aklımda Evet, yoktu. bu bağlamda tabii izleyicilerimiz de programımıza katılabilirler. Yani Evet. bir karikatür nasıl ortaya çıkıyor, nelerden meydana geliyor, bir ayak verip hocamı da o noktada Hem hazırlık da yönlendirebilir yapabilirler, hem bir izleyicilerimiz. hazırlık yapabilirler, taslak çalışabilirler. Tabii taslak çalışmaları gayet bence yerinde. Fakat artık tabii belli bir deneyimden sayesinde mesela aklımızda böyle bir çalışma da yoktu. Ama işte burada kitabımızı taşıyoruz. Peki bu kuş neyi Bu tabii sembolize etti leylek hocam? genelde hani bilinen bir şey bebekleri getirir. Ama bizim leyleğimizde kitap taşımayı Evet. yeğlemiş. Tabii o nereye gidecek? O tabii çocuklara gidecek. Kitaba ihtiyacı olanlara gidecek. Tabii okumak hani çok gezen bilir, çok okuyan bilir demişler. Çok okuyan bilir. Kitabı tabii bunu yaygınlaştırmamız da lazım. Peki Eğitiminde çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir ben okuyan dedim ya. resmedebilir miyiz? Tabii. Buyurun. Memnuniyetle. Dilerseniz kurşun kalem verelim. Fark etmez, o da olabilir. Yani siz hangisiyle çizmek Yani kamera istiyorsanız hangisini daha net alabilirse. mavi uygun mudur sevgili yönetmenim? Tamam, evet. Onunla O. da devam Tabii. edebilirsiniz. Biz şimdi çok gezen mi bilir, çok okuyan mı Evet. bilir Evet. karikatürize edeceğiz. Evet. Haydi ya nasip diyelim. Ya nasip. Külli irade şu an nasıl tecelli edecek acaba Bahtiyar Hocam Bakalım. teknemize? Nasip dedik ya. Ben Şimdi buyurun siz. tuğralar görüyoruz Ebru'ların üzerine yapılan. O da mı bizlerle Yok. şekillendiriliyor Ebru'yu yoksa farklı bir metodu yaparsanız mu var? hatta bir arkadaşımıza göndeririz. O da ne isteniyorsa onu yazar. Ebru ile yazı yazmak nasıldır? Sadece yazılı Ebru tekniği dediğimiz ikinci defa yapılarak mesela bir atıyorum bir elif harfini Arap zamkıyla kapatıyoruz ya da bir şablonla kapatarak ikinci defa bir Ebru aldığımız zaman yazılı Ebru yapabiliyoruz. Direkt yazı teknenin üzerine yazamazsınız. Ebru'nun fıtratına çok uygun bir şey değil. Yazsanız da çok iyi bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Anladım. Biz Ebru'cuyuz. Ebru sanatını icra ediyoruz. Hat sanatını icra eden arkadaşlarımız hattattır. O hat yazılarına hattat arkadaşlarımız yazıyor. Ebru'nun Biz üstüne yazılıyor değil mi? en Evet. fazla onların kalıplarını kullanarak ikinci defa bir Ebru alarak yani Ebru'lu bir kağıda ikinci bir defa Ebru alarak yazılı Ebru tekniği dediğimiz tekniği yapabiliyoruz. Bu zamkı arabi ile yapıştırıyorsunuz Evet. o ve Ebru boyası zamkın değdiği yerlere temas etmiyor. Evet, zamk çünkü suda eridiği için boya almıyor oralar, diğer yerler boya alıyor. Evet. Bence o teknikle yazılı Ebru yapılabilir, Ebru üzerine yazı yapılabilir. Evet.
Peki bu Lale ya da Gonca'nın Ebru'daki yeri nedir? Yani suya olan uyumu mu yoksa tamamen bir kültür tezahürü mü? Dediğiniz gibi kültür tezahürü, insanların çiçeklere, sembollere, harflere yüklediği manalar vardır. Lale işte tekliği birliği, yani Allahu Teala'ya tek soğandan, tek lale olmasından dolayı. Ebced hesabına göre işte lalenin 66'da laleyi, Allah'ın ismini zikrettiğine dair bir şey vardır. İşte Gonca Gül Hazreti Muhammed'i, Karanfil Hazreti Ali'yi, öyle insanların çiçeklere yüklediği manalar vardır. Cenab-ı Hak ve Peygamber Efendimiz, onun akabinde Hulefai Raşidin. Aynen. Şimdi ben de onunla ilgili tam bir çalışma yapıyordum. Tevafuk oldu diyelim. Evet, sizin sorunuzla bütünleşti. Daha önce halbuki bunu bir istişare etmemiştik. Evet, evet, evet. Peki bu boyalar nasıl hazırlanır Bahtiyar Hocam? Boyalar biz eskiden deste şenkle bir mermer üzerinde ezerdik. Ama şu anda tamamıyla bir sektör oldu. Bunu hazırlayan arkadaşlarımız var. Eziyorlar. Hazır bir şekilde biz alıyoruz. Ama atölyede ben boya ezmeyi de öğrenmek istiyorum hocam diyen arkadaşlarla birlikte yine yapıyoruz. Şimdi bir Ebru çok popüler oldu son yıllarda. Bayağı bir malzemecimiz var. Çok güzel. Ben Ebru'ya başladığım zaman sadece İstanbul'dan getirtebiliyordum bu malzemeleri. Çok güzel. Tabii sevgili izleyiciler, Bahtiyar Hocam'ın müderrisliğini yaptığı, ustalığını yaptığı bir de eğitim kurumu var, değil mi hocam? Evet. Ebru kursunuz var sizin. Evet, Bahtiyar Ebru Evi altında bir atölyemiz var. Kızımla birlikte yürütüyoruz. Çok güzel. Benim çocuklarım da sanat içinde büyüdükleri için onlar da sanatla çok ilgililer. Güzel, çok güzel. Bu sanata merakı olanlar Bahtiyar Ebru Evi. Evet. Ziyaret edebilirler Ankara'da bu kurs. Sergilerimizi takip edebilirler. Zaman zaman sergi açıyoruz. Var mı hocam ufukta bir serginiz? Nisan'da düşünüyoruz bir sergi. Evet. Bütün talebelerimizle birlikte Ankara'da. Çok güzel. Peki en son yaptığınız serginiz hatırlıyor musunuz? Alanya'daydı. Alanya'da. Alanya'da 1,5 ay önceydi. Çok güzel. Alanya Belediyesi ile ilintiliydi bir eğitim kurumu. Kaymakamlık. Çok güzel. Çok güzel. Siz Ebru'nuzu tamamlarken ben de müsaadenizle Mehmet Hocam'ın çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir konumu. Kimse küsmesin dedik. Evet. Burada gezen ve aynı zamanda okuyan bir vatandaş hem görüyoruz. Hem geziyor hem okuyor yani. Peki tekrar sorayım mı? Sizce buyurun. Hangisi? Ben hala okuyan diyorum. Hala okuyan diyorsunuz değil mi? Şimdi Evliya Çelebi bir gün Peygamber Efendimiz'i rüyasında görüyor. Evet, evet. Ve heyecanla Evliya Çelebi Peygamber'i rüyasında görünce heyecanla benden ne istersin diyor. Hı-hı. Evliya Çelebi'ye Peygamber Efendimiz. O da şefaat ya Resulallah diyeceğine sürçü lisan ediyor. Seyahat ya Resulallah. Harika. Ve Evliya Çelebi
rüyadaki duanın makbulluğuna bakar mısınız? Yani seyahat ya Resulallah dediği için ömrü boyunca seyahat ediyor ve en az o dönemin müderrisleri kadar da benim kanımca ulemadır. Kesinlikle. Bir bilim adamıdır. Kesinlikle. Onun için tabi Evliya Çelebi mantığıyla seyahat eden birisi var mıdır şu an bilemiyoruz çok ama doğru. Şu anda ben de diyorum ki tabii ki çok okuyan bilir. Yalnız tabi Evliya Çelebi'nin de bu seyahatlerini zaten kaleme almıştır. Evet. Rahmetli babamın da kütüphanesindeydi. Tamamı elimizdeydi. Şimdi ablamın kütüphanesinde. Çok güzel. Yani hatırlıyorum bayağı çok ciddi bir cilt halindeydi. Ama inşallah bunların tercümelerini de yani çünkü eski dilimizde. Evet. Daha anlaşılır olması için öyle bir şey de okumuştum. Yani Evliya Çelebi'nin de bu seyahatnamelerin tekrar yaygınlaştırılması, gençlerimizin en azından okumalarını sağlanması gerekir. Evet. Ve sevgili izleyiciler, tabii bunu da ben tekrar arz edeyim sizlere. Biz gerek Mehmet Hocama, gerek Bahtiyar Hocama şunları çizelim, şunları konuşalım demedik. Bu çizimler, bu Ebru icraları tamamen şu an nüksetmiş, şu an hasıl olmuş şeyler diyoruz. Hocam ikinci bir ürününü de teknesinden çıkardı. Hocam dört halife dedik, Peygamber Efendimiz dedik ve tam onun üzerine konuştuk dedik. Neyi ifade ettik burada ikinci çiziminizde? Sevgi, saygı, muhabbet. Sevgi, saygı ve muhabbet. Benim bu kompozisyonum onu anlatır. Sevgi, saygı, muhabbet. Çok güzel. Çok güzel. Ortaya sanat konduğunda kelimelerde kifayetsiz kalıyor tabii. Evet. Ya yani zaten bir şey ifade etmeye gerek yok. Evet. Orada zaten herkes hemen hemen kendine göre aynı şeyleri hissediyordur. Çok doğru. Bakış açısı aynıysa gönül yolunda aynı oluyor. Çok doğru. Çok doğru. Hocam biz devam edelim. Yalnız kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Sevgili izleyiciler, çok kısa bir aradan sonra tekrar önce eğitim devam edecek. Ebru icralarımızı göreceksiniz, karikatürlerimizi göreceksiniz. Bizden ayrılmayınız efendim. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz sevgili izleyiciler. Bugün Ebru sanatı ve karikatür sanatıyla ilgili bir program yaptık. Sanat ve sanat eğitiminden bahsettik. Biz reklam arasında Bahtiyar Hocam'la aslında meselenin püf noktasını kavramaya çalışırken Bahtiyar Hocam 3 ayda Ebru ustası olan ve Ebru dersi vermeye çalışan arkadaşlarımızdan bahsetti. Bu işin püf noktasını kavrayabilmek, bu işin icazetini alabilmek kolay bir şey olmamalı diye düşünüyorum. Bu işi iyi öğrenebilmek için iyi bir hocanın dizinin dibine oturmak lazım. Sadece tekne üzerinde boyaları serpip güzel çiçekler yapmak, farklı figürler yapmak sanat demek değil. Evet. Bu sanatın altındaki edebi öğrenmek, sabrı öğrenmek, düşünce yapısını öğrenmek önemli. Biraz emeğe saygı önemli. Yapılan işlere saygı önemli. Takdir önemli. Biraz önce bahsettiğim gibi bakıyorum böyle 2 ay bir kursa gitmiş, eğitim vermeye çalışıyor. Tabii elini yüzüne bulaştırıyor. Sonra yardım istiyor. Ben bunu biliyorum zaten, böyle bir havaları oluyor. İnsan şöyle bakıyor. İnsanlardaki o hoyratla, kendini bilmezliğe hayret ediyorsunuz ister istemez. Tüketim toplumuyuz. Bilgiyi de çok çabuk tüketip eskitmeye çalışıyoruz. Sadece bir şeyleri öğrenmek değil, dediğim gibi. Bunun altyapısını öğrenmek. Bir meyve bile 8 ayda meydana geliyor değil mi? Olgunlaşması. Evet, bir meyve. Bir dakikada bitiriyorsunuz. Bir dakikada ağzımıza atıyoruz, bitiriyoruz.
Bu sizin ruhunuzu ifade ettiğiniz yoldaşınız oluyor. Bunu nasıl böyle birkaç ayda öğrenmeyi düşünürüz, onu anlamıyorum ben. Değil mi? Evet, o icazeti almak kolay bir şey değil. Evet. Maalesef. Peki Mehmet Hocam, sizde var mı bir püf noktası? Biz dedik ki çok gezen mi, çok okuyan mı? Siz 60 saniye içerisinde müthiş bir karikatür çizdiniz. Bu işin sırrı nedir? Yani bu işte icazet ne kadar zaman alır? Tabii deneyimin deneyim bambaşka bir şey. Yani 40 yıldan beri diyelim, 45 yıldan beri çizdiğimi farz ederseniz, ne zaman olgunlaştım? Belki bugün. Belki bugün. 10 yıl önce de verimliydim. Çiziyordum. Ama inanın her çizgim, her zaman, her sene biraz daha hocamın da bahsettiği gibi deneyim. Çalışmak. Tamamen deneyim. Bol çalışmak. Emek ve çalışmak. Evet, evet. Ama ben bugüne kadar da sanatkarların olduğunu düşündüğünü duymadım, şahit olmadım. Siz de yine o edeple, siz de o sanata yakışan adapla gerçekten böyle kendinizi sürekli geri plana atan sanat edebiyle bugün harikalar yaptınız, harikalarla uğraştınız. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Eksik olmayın. Emin olun tadı damağımızda kalan bir programdı. Tabii yayın akışımız gereği maalesef kesmek zorunda kalacağız. Bizim keşke sabaha kadar devam edebilseydik. Ben inanın söyleyeceklerimi henüz söylemiş de değilim aslında ama inşallah başka bir programda yine böyle güzel bir ekiple insanların huzuruna çıkar, evlerine i̇nşallah. Konuk oluruz efendim. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık. Çok memnun oldum. Ben teşekkür ederim. Sanatlarımızı tanıttığınız için, sanatçılarımızı konuşmalarına fırsat verdiğiniz için bizler teşekkür ederiz. Rica aslında. Ederiz efendim. Sağ olun, var evet, olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Allah sizleri eksik etmesin bu memleketin sağ başından. Olun. Çünkü gerçekten bu bir edep işi, bu bir liyakat işi, bu bir ruh işi. Sanat bu memleketin elinden kaydığı vakit gerçekten hunharca katliamlar yaşanan bir toplum haline geliyoruz. Maalesef. Sanat bizim emniyet sibobumuz. Sanat aynen bizi tutan bir sibob. Ruhumuzu dinginleştiren bir sibob ve o kadar da güzel medeniyetimizle buluşturuyorsunuz ki onu. İşte bir ebru yaparken külli irade ile cüzi iradeyi hocam birbirinden ayırt etti. Efendim boyanın kağıda yapışmasındaki takdiri mukadderatı izah etmeye çalıştı. Gerçekten çok hassas bir işle uğraşıyorsunuz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin diyelim. Ayaklarınıza sağlık, var olun, sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, bugün Türkiye'de sanat eğitimi diyerek evlerinize konuk olduk. Ama tabii şunları da hatırlatmakta fayda görüyorum. 5 Ocak'ta başlayan yüksek öğretime geçiş sınavı başvurularının 19 Ocak tarihine kadar devam edeceğini lütfen unutmayınız. Özellikle 12. sınıf öğrencilerimiz ve geçen sene üniversite sınavına girip kazanamayan ve bu sene tekrar denemek isteyen çocuklarımız 19 Ocak tarihine kadar YGS başvurularınızı lütfen yapınız. Yüksek öğretime geçiş sınavının da 15 Mart'ta yapılacağını hatırlatmak istiyoruz. Tabii 8. sınıfların da heyecanla beklediği bir haber. Milli Eğitim Bakanlığı TEOG sınav sonuçlarının 9 Ocak'ta yani yarın açıklanacağını duyurdu. Gece 12'den sonra 8. sınıflarımız Milli Eğitim Bakanlığı sitesine girip TEOG sınav sonuçlarına bir baksınlar diyoruz. Belki bu gece açıklanır, belki yarın sabah erkenden açıklanır ama bakanlığımızın vermiş olduğu tarihin 9 Ocak olduğunu unutmayalım. Özellikle Ankara'daki izleyicilerimize bir duyurudur bu. Ankara Valiliği'nin aldığı karara göre 9 Ocak yani yarın Ankara'da ilk ve orta dereceli okulların tatil olduğunu tekrar ifade etmek istiyoruz. Sevgili izleyiciler, yarınla birlikte yurt genelinde öğrencilerimizin 5 günlük bir tatili oldu.
Aslında bu tatilde neler yapılmalı? Bu tatili çocuklarımız nasıl değerlendirmeli? Bunlarla ilgili böyle birkaç kelam edip programımı kapatmak istiyorum. Bir defa bu 5 günlük tatil süreci içerisinde çocuklarımızın derslerinden ve konularından kopmaması gerektiğini ve o sıcak teması, o sıcak işbirliğini konularla, derslerle ilgili mutlaka devam ettirmeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum. Ve derslerden, konulardan kopma yaşamamak için öğrencilerimizin konu tekrarları yapmasını öneriyoruz biz. Tabii öncelikli olarak konu tekrarı yaparken anlamadığınız konular üzerinde durulmasını biz istiyoruz, öneriyoruz. Ve tabii konu tekrarları yaparken bizim geçmiş programlarımızda da böyle altını çizerek ifade ettiğimiz ekleyici ve genişletici konu tekrarı yapmalısınız diyoruz. Konulara her tekrarda aynı bakış açıyla bakarsanız o konuyu yine öğrenemezsiniz diyoruz. Peki farklı bakış açılarından bakabilmeniz için neler yapmanız gerekiyor? Mutlaka farklı kaynaklardan ya da farklı kalemlerden çıkmış soruları çözerek, farklı öğretmenlerin cümleleriyle o dersleri dinleyerek ekleyici ve genişletici konu tekrarları yapabilirsiniz diyoruz. Bu 5 günlük tatil sonunda pazartesi sendromu yaşamamanız için, pazartesi kabusu yaşamamanız için lütfen ama lütfen sevgili çocuklar, derslerinizi ihmal etmeyiniz diyoruz. Biz önümüzdeki hafta Perşembe günü saatler yine 22'yi gösterdiğinde Kanal 5 ekranlarından önce eğitim diyeceğiz inşallah. Ve haftaya Türkiye'de meslek liselerinin geleceğini konuşacağız sevgili izleyiciler. Sağlık meslek liseleri, turizm meslek liseleri, sivil havacılık meslek liseleri gibi çok farklı kanallarda meslek lisesi var Türkiye'de. Bunlarla ilintili konuşacağız. Haftaya Perşembe görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, iyi akşamlar diliyoruz.